There exist two forms of motion within nature, one that builds up and creates, and the other that breaks down and destroys. Senin bütün TC kimli kumanın, Hescore'un, Otun, Bok'un hepsi görüyor. Arkanda sırada bekleyenler görüyor. Soner kardeşim. Selamlar tekrar. Maskelerimizi çıkaralım. Nasıl olsa aynı ofiste yaşıyoruz. Zaten. Covid olsaydık çoktan olurdu. Ne yapayım? Şimdi biz Boom diye bir yerdeyiz arkadaşlar. Boom bir fotoğraf stüdyosu 4 Levent'te. Shift Delete'le de aynı sokakta olduğunu sabah gördüğünüz gibi tespit ettim. Ofisi basacaktık ama vazgeçtik. Gerek yok böyle şiddet dolu hareketlere. Biz Soner'i Boom'dan satın aldık zamanında. Bunun hikayesi bize hızlıca anlatsana. Ya ben işte yaklaşık hep zaten videolarda da bahsettim. İşte Boom'da çalışıyordum Koray'da. Bir dakika. Devam. Focus okay değil mi? Ben netim de seni bilmiyorum. Tamam. Önemli olan da benim net olmam. İşte yaklaşık 4 sene bu stüdyoda ben asistanlık yaptım. Koray da bir iki kez bu stüdyoya gelmişti çekime. 1-2 değil lan, daha fazla geldi. Daha fazla? Bir ara böyle bir Alman benim şeyim vardı. Beni temsil eden bir firma vardı. Burada değil, biz bu sırada büyük stüdyodayız. Evet, bir de arkada var. Evet. Tamam. Buranın bir de küçük stüdyosu var. Ben o küçük stüdyoda çok çekim yaptım. Burada Saadet Işıl Aksoy kapağı çektim. Ha, onu hatırlıyorum. Şurada bir tane iMac vardı 1920'lerden kalma. Soner onun başında oturuyordu. Bir de o zaman buranın duvarları falan simsiyahtı. Yani böyle şey, tepede bir tepe lambası falan. Evet, o bilgisayarın üstünde bir tane tepe lambası vardı. Çok dramatik bir şekilde orada oturuyordu. Biz Soner'i beğendik. Ben Soner'e iş teklifi yaptım. Soner de Pima Pen'le başlayan, değil mi? Aynen. Fotoğraf kariyeri, Koray Brandt fotoğrafıyla devam etti. Aynen. Seni çağırdım anlattırmak için ama her boku ben anlattım, değil mi? Ya şeyin başlangıcı zaten katıldı da var benim. Koray'a nasıl girdiğimizi. Oğlum katıl reklamı yapıp milletin parasına mı çökmeye çalışıyorsun? Çökelim abi, çekiyoruz bir şeyler. İnsanlar da izleyip eğlensin bari. Evet. Bu sırada arkadaşlar Soner yeni bir YouTube kanalı açtı. Hepinizi o kanala bekliyoruz. Kanalı bulabilirseniz tabii. Aynen, gizli kanal. Bu arada ben buraya tekrar bir gün geri döneceğim diye bir şey saklamıştım. Şimdi onu getiriyorum. Şuraya saklamıştım. Harbi mi diyorsun? Evet. Harbi sakladın mı lan? Şimdi koydum ben yalnız. Salak ya. Arkadaşlar şimdi yanımda Aytek ve Semih var. Aytek ve Selam. Şimdi bugün videoları Aytek çekiyor. Aslında biz ne zaman Marikler çeksek zaten Aytek çekiyor. Biz beraber çalışıyoruz. Evet. Yok, ben figüranım. Nasıl figüran? Aytek'in yanında dolaşarken. Evet. Ya ben kötü espri yapacaktım, yapmayacağım şimdi. Neyse şimdi bugünkü video kamera incelememizde hangi kamerayı inceliyoruz? Adını bizim de tam Praktika. Bilmiyorum. Praktika. 20x olan 5 megapiksel HD camcorder. 1080. Ve 1080 çekiyor. Hayatımda duymadığım bir marka. Biraz şaka değil hakikaten. Ben de duymamıştım. Bu kamerayla çekecekler. Şimdi hani hep şey olayına geliyorum ya, diyorum ya, ne çektiğin önemli, neyle çektiğin önemli değil. Aslında bunun güzel örneği iki güzel arkadaşım burada, değil mi? Yani biz de o şeydeyiz, mantıktayız. Şeyi daha çok hikayeye odaklanıyorlar. Kendi müziklerini kendileri yapıyorlar. Zaten aslında müzisyen arkadaşlar. Aynen öyle. Hatta yeni albümleri çıktı, değil mi? Yes. Onu da aşağıya linke bırakıyorum arkadaşlar. Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Berbat bir ismimiz var. Sizin işlerinizi nereden görebilirler? Aslında hiçbir yerden göremezler. Öyle bir özelliğimiz var. İşlerimizin hiçbir yere yüklemiyoruz. Niye abi? Instagram'da yok mu? Instagram'da çok nadir.
Ama bir iki tane şey yaparız. Tamam. Ama ben, Koray abi için yaparız. Tamam, ben size arkadaşlar bir iki tane videolarını aşağıya bırakacağım. Şunun için bırakacağım, şeyi görün istiyorum. Yani fikrin ne kadar önemli olduğunu ve kullandığın aletin ne kadar önemsiz olduğunu. Önemsiz demeyelim de yani ikinci planda, üçüncü planda evet. olduğu üzerine. Her ikisi aynı zamanda reklam sektöründe reklam filmleri de çekiyorlar ve aşırı mutsuzlar. çünkü fikirlerini, istedikleri fikirleri icra edememek sıkıntısı yüzünden. Yani moda camiasında yaptığımız işlerde özgür genelde değilsin yine. Kısaca daha kreatif değilsin. Davranabiliyorsun. Reklamda çok hedefe yönelik hareket etmen gerekiyor ve bir talep var. Onu aslında kreatif bir yöntemle geliştiriyorsun ama biraz şeysin, operatörsün. Moda işlerinde en azından bu markalarla yaptığımız işlerde vesaire şey daha kafası açık davranabiliyoruz. Özgürsün. Free fall deniyoruz. Evet. Kamerayı ters de çeviriyoruz. Bırakıyoruz da netliği bilerek bozuyoruz. Hatalı görüntü kullanıyoruz. İşte bugün bununla çekeceğiz. Şaka değil yani. Ya mesela biz bir dilan çekimi yapıyorduk. Değil mi? Şelalenin orada. Bir baktım böyle lensi çıkarmış. Tersiyle bir şeyler çekmeye çalışıyor. Yani aslında elindeki aleti yaratıcı bir araca çevirmeye çalışıyorsun diyebilir miyiz? Öyle de denebilir ve hani şey aslında bahane üretmek değil de çözüm üretmek. Evet. Yani biz de çok istiyoruz. Bugün atıyorum burada çok daha büyük hem fotoğraf için hem film için çok daha büyük bir prodüksiyon olsun. İşte steadicamler gelsin vesaire falan ama yok. Bunun bir sürü açıklaması var. En temelde çoğu zaman ekonomik bir açıklama oluyor. Peki ne yapacağız? O zaman işi güzel çekmeyecek miyiz? Hayır. Nasıl güzelleştirebiliriz abi? Elimizdekini kullanalım. Lensi mi çıkaralım? Ters mi çevirelim? Dediğim gibi netliği mi kaçıralım? Montajda yapacağımız bir şeye önden karar verip onu böyle bir planlı bir şeymiş gibi göstererek mi filmi bitirelim vesaire vesaire gibi şeyleri deniyoruz. Yani aslında mesela bir tane atıyorum Sony S3'ün olsa her şeyi süper net yapıyor seni mutlu eder mi? İşine göre edebilir. Yani o işte öyle bir talep varsa ve ben çektiğim şeyi cayır cayır çok net vesaire istiyorsam evet orada belki bu kullanacağımız kamera fazla yeterli kalmayabilir ve bu da mutsuz edebilir. Yani talep neyse. Günün sonunda bu da bir challenge olduğu için kendini challenge'a odaklamak. Abi siz şöyle girişin abi girin. Ya bu tarz bir işte bundan daha çok sevindirecek bir kamera yoktur herhalde ki zaten bizim hani bugün kullanacağımız bir backup kameramız da şu. Ne o? Sony A7S1. Yıllardır bunu kullanıyoruz. Önünde de şöyle bir lens var. Avanar'ın 28 milim bir lensi. 2.8 diyafram var. Normalde Sony için uygun bir lens değil. İki tane konverterla çalışıyor. Bir tanesini çıkardım, diğerini şimdi... Çok zor çıkıyor. Yıllandı biraz. Niye iki konverter var? Şöyle, bu lensin öncelikle Canon mount'una uyması gerekiyor, ağzına uyması gerekiyor. Daha sonrasında da Sony ağzına uyması gerekiyor. Önden bunu uydurup arkadan Sony'ye çeviren bir konverter yoktu biz bunu aldığımız dönem. 120 TL'ye falan almıştık bu arada Hayyan Pasajı'ndan lensi. O yüzden önce bu adaptörle işte bunu buraya... Low budget. Canon'a çevirdikten sonra Canon lensleri Sony'ye çevirme potansiyeli daha fazla. Sektörde daha çok aranıyor. Sonra bununla da ona çevirip bu kameranın ağzına da... Otofokus hızı nasıl? Otofokusu şu an yok. Yani 20 yıl falan beklemen gerekiyor aslından sonra o da gelirse... Evet, yani, manuel bir lens. Evet, manuel bir lens. Stabilizasyon nasıl? Çok kötü. O da yok. Çünkü bu ikinci ya da üçüncü jenerasyonunda yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl olabilir. Şeyde çıktı. Bundaki stabilizasyon hem lens hem gövde hem biz. Bunu bu arada ikinciye kullanıyoruz. Yani bugün ikinci olacak. Ne demek? Ha, daha önce hiç kullanmadık. İş çekmedik onunla. Evet. İlk defa iş çekeceğiz. Ama mesela diyelim bir reklam filmi geldi. Fikir olarak bunu da kullanabilirsin değil mi reklam filmi? Çok net. Evet. Çok zor ama... Niye çok zor abi? Bir sürü var abi handikamla çekilmiş reklam filmi. Ya şöyle şu yani... Şu sektörde ben çok yorulmuyorum. Şey yapılabilir yani. Mesela atıyorum karakter... Şimdi bizim filmi görüşümüz... En azından benim kendi adıma öyle konuşabilirim. Teknik bir noktadan daha ziyade içerik anlamındaki bir dünyaya doğru evrildi. Eskiden çok daha teknik konularda neredeyse nerd denebilecek kadar kastırırken ne oluyor ne bitiyor vesaire. Şu an artık geldiğim bu state of mind'de bu kafada elimde ne varsa tekniği iyi olsun kötü olsun falan acaba hikayeyi karşı tarafa geçirebiliyor muyum diye bir derdim var. Evet, yani biz bu derdi beraber paylaşıyoruz zaten. Bütün olay aslında karşı tarafa anlatmak istediğin hikayeyi anlatabiliyor musun? Evet yani. Bunu net ışıkla da anlatabilirsin. Aşırı flu bir görüntüyle de anlatabilirsin. Işıkla da anlatabilirsin. Burada evet. Şimdi sadece kamerayı konuşmamız da çok doğru olmaz. Bu videonun bütününde büyük bir ihtimalle görecekler. Şu an tam karşımızda bizim böyle mor, çılgın, alternatif bir ışık var. Yani bir floresan ışığıyla belki çok ekstra heyecanlandırmazdı bu kamera ama büyük bir ihtimalle biz de deneyeceğiz. Yolda göreceğiz yani hikayeyi. Bu ışıkla ve içine koyacağımız celebrity ile, obje ile karşılıklı bir bütün haline gelecekler ve şey olacak. O zaman hikaye ortaya çıkmaya başlayacak yani. Bunların hepsi konuyu
sağlam temelleri oturtacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi hepiniz filmi merak ediyor olacaksınız. Ben tabii o filmi burada yayınlamayacağım ama Marie Claire'in Instagram hesabı ve YouTube sayfasında girip zaten filmi bulabilirsiniz. Hazar'ın olduğu filme bakın. Belki beğenmeyeceksiniz. Çok kötü bir şey de çıkabilir. Çok tabii. Kötü bir şey de çıkabilir. Ama hikaye burada şu arkadaşlar. İlla bence her zaman son model kamerayı almaya çalışmayın. Bütün videolarımda söylediğim olay biraz işte hikayeye yatırım yapın. Kendinize yatırım yapın. Değil mi? Çok doğru. Tamam hadi o zaman biraz şimdi çekime başlayalım diyeceğim ama biz hala saçmak gerekiyor. Evet abi saat kaç oldu? Saat 2 oldu. Arkadaşlar saat 2 daha tek kare fotoğraf çekmedik ve 7'ye doğru bitirmiş olmamız gerekiyor çekim. 5 saatim var 7 kare çekip bir de kapak çekmek için. Senin için dert değil abi. Göreceğiz. Bayağı vaktin var canım. Göreceğiz. 4 dakikada bir kare, yarım saatte biter. Sabah ne oldu? Sabah ne oldu? Araç. Bağırarak konuşun, bağırarak. Bağıralım biraz da. Şöyle oldu. Nasıl bizim sokağın durumu? Şöyle abi benim ev yakın biliyorsun şeye, ofise. Ofisten eve gelirken hiçbir şey yoktu. 10 dakika etrafı toparladık. Soner geldi. Sonrasında aracı aradık. Araç çıkamayacağını söyledi. Ya çok kar olduğunu söyledi. Bir çıktık ve yani Cihangir'de görmediğim bir karı gördüm ve 10 dakikada oluşan bir kardı. Malzeme? Malzemeleri doğal olarak biz Boğazkesen'e doğru 3-4 postada şey yaptık. İndirdik elde. Öyle getirebildik. Ve bayağı zordu yani sabah beklemediğimiz bir... Sonra? Evet. Şimdi bu tatlı su balıkları ağlıyor da eski malzemeyle neler taşıdık neler yani, değil mi? Galata'daki ofis 5. katta ve asansörsüzdü. Acayip yani. Kar, kış, yağmur, su, çamur demeden taşıyorduk. Şimdi iki kar gördü. Gariban ağlıyor. Lan sen de ağlamadın mı sabah? Döndür. Sen de ağlamadın. Tabii oğlum sen yaşlandın yani. Yaş 13, 45 değil mi? 55. 55. Bir de genç. Tipe bak. Aynen. 22 yaşında. Ağla. Sen ağladın mı? Yok çünkü ben yoktum ofiste. İşte işi bileceksin, işe de geleceksin. Aynen. Tezahürat yapıyor Taner Yılmaz diye. Bizim de burada bir karizmamız var yani. Workflow'umuzu gösterelim mi? Laptop. Evet, Epic Fail'a bakıyoruz. Şimdi Epic Fail'ı göstereceğiz. Koray abinin setup'ı gibi bir şey düşünmeyin tabii ki bu konuda. Burada olmaması gereken bir high-tech var. Gördüğünüz gibi çiçekler. Hiç düşmüyor. Niye öyle? Öpüyoruz gelmiyor. Moda çekimi bir pavyon mu belli değil. Neyse fail işte bu olmadı bu plan. Evet, şeye bakalım, sallantıya bakalım. Evet, bilekten efekt. Bilek efekti. Daire giriyoruz şimdi. Nasıl? Gerçek mi? Çok iyi ya. Güzel sonuç. Şaşırttı beni. Şey yapmayın şimdi, bir tane de... Hakkı neydi Aytek'in? Ya. Olmayacak, Aytek saçmalıyor. Bunu böyle bir sound design'le... Ben sevdim. Burada da... Bu arada bir şey falan söyleyeceğim. Görüntünün sonunu bir daha açar mısın? Sonunda mı? Handicam'in ne kadar güzel gözüktüğünü de göstermek istiyorum. Bunu handicam'la çektik. Şuraya gözüküyor. Bayağı iyi gözüküyor. Bayağı hakikaten iyi gözüküyor. Şöyle bak hatta. Şu an aktardılar. Baksana şuna.
bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor ama cam gibi yani baktığında. Yani tabii bir tık daha cam gibi sizin ekranda ama. Tabii. Nice. Oradan da Koray abi büyük bir ihtimalle şunu ekler, ışığın ne kadar önemli olduğunu arkadaşlar ve birçok kameranın aslında iyi ışıkta ne kadar iyi sonuç verebildiğini bu şekilde görmüş olduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ucuyla olan ilk çalışmamız benim. Evet arkadaşlar, çekimi bitirdik. Tamer abi yakalamışken de hemen biraz laflayalım dedik. Özlemişsinizdir Tamer abi. Tamer abi tanımayanlar için hemen anlatayım. Tamer abi bizim şef. Şef moda fotoğrafçısı. Bostanbaşı. Türkiye'nin ilk moda fotoğrafçılarından ben ve benim gibi birçok moda fotoğrafçının yetişmesine de ön ayak olmuş bir şahsiyettir. Hepimiz Fabrika Fotoğraf Stüdyosu'nda yetiştik. Tamer abinin himayesinde. O yüzden de bizim için çok kıymetlidir. Bazen geçen videoda söylediğimi tekrarlayacağım. Bazen babam olur, bazen de kardeşim olur. Diyebilir miyim? Evet. Aynen öyle vallahi. Ya o kadar çok güzel şeyler'den bahsediyor ki utanıyorum ben. Ben utanma. Bu kadar şeye gelemem. Hani biraz bizim pohpohlanmaya gelelim. Pohpoh hırt yetiştiğimiz için. Yok. Bu sırada Tamer abi de arkadaşlar Ankaralıdır. Angara'nın bağrından çıkma bebelerden bir tanesidir. Angara'nın ciddiyeti evet. İş olarak ama hayat olarak da esprili değil mi? Hepimiz şeyiz yani. Ankara medeniyeti denen bir şey var. Ne yapsak öyle şey olmuyor. Şimdi İstanbullu ve İzmirli arkadaşları utandırmayalım. Şimdi böyle bir şey sorusu oluyor. Sana da eminim 150 kere bu pandemi döneminde Instagram'da sormuşlardır. Pandemi moda fotoğrafçılığını nasıl etkiledi diye. Ama ben sana onu sormayacağım. Bu dijital devrimle beraber, yani bu yeni dijital dünyayla beraber sence moda fotoğrafçılığı bitti mi diye direkt sorayım. Vallahi bence bitti. Bitti. Bence bitti. Peki yani işsiz mi? Art bir fotoğraf yapabilirsin ama yani böyle moda falan işsizlik değil de tercih edeceksin. Her şey web look'a döndü. Lookbook bile diyemeyeceğim yani. Web look. Peki şimdi bir sürü üniversite var. İşte Marmara Üniversitesi fotoğraf bölümü. Arkadaşlar biraz sessiz. Bir sürü böyle fotoğraf bölümleri var. Bu arkadaşlar ne olacak abi? Yani yapmasınlar mı? Yani girmesinler mi? Yani moda işine gireceklerse bile biraz teknik bir fotoğrafçı tabiriyle girecekler. O da okumaya değmiyor. Yani başka bir şey yapmaları lazım. Bence fotoğrafla birlikte yüzer görüntü yani video işi çok önemli. Yani aslında biraz multidisipliner mi olmaları gerekiyor? Bence yani hareketli görüntüye girseler sanki daha iyi gibi. Fotoğrafla beraber ama değil evet, mi? Evet, sonuçta evet. Çünkü bunlar paralel disiplinler. Ama yani bence sence öyle değil mi ya? İlk önce artık videoya geçti. Hareketliye geçti iş. Ya şöyle evet, mesela bu bizim hep konuştuğumuz şey. Bütçeler sonuçta paramparça. Çünkü artık firmaların biz eskiden ne yapıyorduk? İlkbahar yaz, sonbahar kış çekiyorduk. 6'şar, 10'ar, bilemedim 15 kare fotoğraf çekiyordum ve firmalar bir sezonda işte 10 tane görselini billboardlarda çevirerek kullanıyordu. Değil mi? Şimdi billboard işi kalmadı. Billboard yani, kalmadı. Instagram var. Yani billboard işi kalmadı. Herkes Instagram'a çalışıyor. Şimdi Instagram'a çalışınca dijital ortamda çok fotoğraf bilgisi değil de daha başka bir şeyler bilsen de olur. Yani teknik bilmene ihtiyaç yok. Bu yeni düzende. Ben 10 dakikada yaparım, sen 5 dakikada yaparsın, ötekisi 1,5 saatte yapar, ötekisi 5 gün yapıyor yani. En sonunda oluşturuyorlar. Çünkü harcayacak bir şeyleri sadece zaman. Yani para olarak bir şey harcamıyorlar.
Evet. Peki şeye ne diyorsun? Bir de bu hatta bugün şimdi karşımda oturuyor. Sen bir şey söylemek istiyor musun mesela? Ben evet, konuyu değişik yere götürecek bir şey aklıma geldi. Sor bakayım, çünkü ben sana soru soracaktım, sen sor. Bu, arkadaşlar Aytek burada karşımda oturuyor. Aytek'le tanıştınız, turuncu kafa olan arkadaşım. Şimdi bu tek, yani multidisipliner olmak gerekiyor vesaire gibi konuştuk. İnsanın aklına hemen şu geliyor, sen büyük bir ihtimalle daha önce bunu bahsettin. Çekilmiş, iyi şatırda, iyi ışıkta çekilmiş bir video içerisinden fotoğrafı capture etmek. Daha önce de dergi kapaklarında da gördük, gayet yapılabilir bir sistem. Acaba fotoğrafçılık değil de bundan sonra videoculuğun, yani kadraj yapmanın hareketli görüntü üstünden devam ettiği bir sisteme alışmak daha insanların iş bulması için mantıklı olabilir mi? Çünkü ara kare hepimizin çok sevdiği bir şey ya. Zaten videoda hareketli görüntü esnasında olan bir şey. Orayı da kes al o zaman. Kamera teknolojisi de buna izin veriyorsa. Ona ben cevap vereyim. Ver, sen cevap. Ben onu denedim abi. Red'i aldığımda tabii 8K çeken bir kameran olunca ilk etapta yaptığın şey aradan kare almayı denemek oluyor. Fakat abi sen orada yüksek, şöyle söyleyeyim, shutter olarak düşük kaldığın için arkadaşlar, instantane olarak düşük kaldığın için hareket flüsü oluyor. Ve biz filmde seviyoruz bunu. 60 FPS'ci arkadaşların aksine. Biz o sinematik görüntüyü seviyoruz. O hareket flüsü bazen istenmeyen bir durum oluyor. Biz evet flu fotoğrafı da seviyoruz. Ama müşteri odaklı çalıştığında o flu ürünün net gözükmediğe dönebiliyor. O yüzden fotoğrafla filmi bir dönem çok denendi bu. İçinden kare almak, fotoğrafla ver. Şimdi baktığında bizim setlere ayrı bir video ekibi oluyor, ayrı bir fotoğraf ekibi oluyor. Evet. Sen de o ekiplerden bir tanesin. Sence? Peki yüksek shutter'da capture ettiğimiz zaman iyi bir sonuç alamıyor muyuz? Alabiliyorsun ama o zaman da senin mutlu olduğun video çıkıyor mu ortaya? Eğer önceliği videoya verirsem sanki içinden fotoğrafı da alabilirmişim gibi geliyor bana. Evet ama bu çok dolambaçlı ve zor bir her zaman olan bir şey değil. Yani her zaman işleyebileceğini düşünmüyorum. Nitekim bu denendi. Inez Winut da yaptı bunu. Başka bir yapan asıl fotoğrafçı, yani bayağı bir fotoğrafçı oldu. Bir tane şeyde olması lazım. Chanel'in, Nicole Kidman Chanel 5 miydi? Evet. Flu bir ana kareyle çıktılar. Yani çekmemişler, şeyden almışlar. İşte ama onu Chanel yapar da burada network yapamaz onu. Yapamaz yani, flu kareyi basamaz. Yani ben onun çok işleyeceğine inanmıyorum açıkçası. Bu muydu soracağın soru? Israrcı da olmuyorum ki en azından hani bir yere bağlansın. Hı. Sen oradan videona devam edebil diye. Ben bunları kesmeyeceğim bu sırada. Ha, öyle mi? Evet. Tamam, o yüzden adam gibi konuşursan sevinirim. Buydu. Buyurun. Ben hala bunun yapılabilir bir şey olduğuna inanıyorum ama teknik anlamda zorluklarını vesaire gayet net anladım. Tabii ki de yapılabilir. Bu özel, yani tek böyle artık bundan yola çıkıp da geneline yayamıyorsun da projelerde tek tük. Peki şunu sorayım, sen çok gezen bir abimsin diyebilir miyiz? İdim eskiden. Ha, geziyorsun değil mi? Şimdi pandemi diye geziyorsun. Ha, evet. Baktığında mesela hani bir mesleki deformasyon. Eminim sen de bakıyorsundur artık billboardlara, kim ne çekmiş vesaire vesaire. Bakıyoruz. Baktığında şeyi hissediyor musun? Abi herkes aynı şeyi çekiyor. Billboard bir kere eski kaldığını hissediyorum. Yani o billboardların şeyinin değişmesi lazım. Bir türlü böyle şık şık artık dijital kocaman bir şey mi olur, anında değişir falan. Hiç bilmiyorum. Ya hakikaten eski hissediyorum. Ama çok az kreatif bir şey var billboardlarda. Onun için çok da kimin ne olduğunu anlamıyorum, bilemiyorum ya. Yani. Eskiden şunu çekmiş diye aklımda, hafızamda kalır. Bunun nedir sence? Dijital, işte bu dijital şeyle. Dijital dönüşüm bütçeler. Dönüşüm bütçeler. Lookbook'un içinde çekiyorlar. Öyle çok kreatif bir şeyler yapmıyorlar. Yapmayınca da ayrışmıyor. Yani görüntü ayrışmıyor. İstediği kadar orada adam ayrışsın. Şimdi bizim müşteriler de şunu anlamıyor. 5 saniyede geçiyorsun, 3 saniyede geçiyorsun. Onu işte oraya da yazı koy, buraya da bilmem ne yap, işte bilmem ne de gözüksün. Hepsi aynı geliyor bir müddet sonra. Yani sahada öyle gelmiyor mu? Peki sence değişir mi bu? Şimdi değişmeyecek ama değişecek sonra. Hayır, evet. Yani bir dil... Bir zaman gelecek, tekrar şeye dönecek. Yani hani... O zaman bu, bitti bu, diyemeyiz fotoğrafçıda. Yani bu şimdi dijital geldi. Herkes analoglarını bir dönem sattı. 3 kuruşa, 5 kuruş. Şimdi bak yeniden analoglar para etmeye başladı.
daha çonalokla çeken başka amatör insanlar bir sürü çıkmaya başladı. Yani fotoğrafın o kısmı yeniden değerlendi. Yani billboardlar da ilk önce gidiyor gibi olacak ama bir müddet sonra insanlar bu Instagram'a baka baka sıkılacak abi. Ömür boyu bakamazsın yani. Peki bir dakika, benim kafam karıştı şimdi. Demin dedin ki fotoğrafçılık bitti dedi. Fotoğraf şimdi. Ama daha sonra gelecek işte. Daha şu anda bitti. Bitmedi. Şu anda bence hani bir 3-5 sene şey olabilir yani. Duraklama devri. Fotoğraf o zaman, kreativitesi açısından. Tamam, o zaman fotoğraf her zaman var. Yani. Fotoğraf okuyan arkadaşlar panik olmasınlar. Siz bitirene kadar işler değişebilir. Siz bitirene kadar işler değişebilir ama yine de şunu söyleyeceğim. Biraz kendiniz gayret etmelisiniz. Yani kendiniz bir şeyleri doğrulturmalısınız. Bir şeyden beklememelisiniz. Yani etraftan bir şey gelsin, size fırsat gelsin diye beklemeyeceksiniz. Herkes kendi fırsatını kendi yaratacak. Mecburuz. Biz de dahil. Peki seninle sabah konuştuğumuz mevzu. Fotoğrafı makine çekmesi ya da fotoğrafı fotoğrafçının çekmesi üzerine. Şimdi bütün bu işte YouTube çılgınlığında herkes işte yeni kamera çıktı. Abi şuna da baksana, buna da baksana, ona da baksana. Bugün gördük abi iTech. Markasını bile bilmediğimiz bir tane Handicam'le video çekti. Yanında kullandığı backup kameraya bugün YouTube'daki benim izleyicilerimin çoğu yüzüne bile bakmayacağı S1 miydi o? Evet, A7 S1. A7 S1'le video çekti. Makine mi önemli, göz mü önemli? Yani arkadaşlar bu kadar kameraya şey yapmalı mı? Yani her sene kamera değiştirmeli mi? Daha iyisini almalı mı? Daha iyi özellikleri olan kamerayı almalı mı? Şimdi bu bizim buralarda geçerli ya. Biraz böyle çok şey değiştirmiyor. Nasıl araba değiştiriyor? Avrupa'da araba değiştirmiyorlar. Kamera da çok değiştirmiyorlar. Avrupa'da baktığın zaman hani bir kısım var. O çok kamera değiştiren kısım. Tek tek şeye meraklı olan kısım. Yani gerçek fotoğraf çekimlerine meraklı olan kısımlar. Tutuyorlar yani. Gayet sakin gidiyorlar. Bizde araba işleri de öyle. Hemen 2 senede bir araba değiştiriliyor yani. Şey hatırlıyor musun? Berlin'e çekime gitmiştik. Bize bir tane Türk tur şefi ama aynı zamanda şoför gibi biri gelmişti. Evet. Hiç unutmuyorum. Dedi ki, Koray Bey dedi, bakın dedi, burada gördüğümüz bütün lüks arabaları kullananlar dedi, Türklerdir dedi. Ama ne kadar 10 yıllık araba varsa onlar Almandır dedi. Evet. Aynı yere geliyor değil mi? Yani biraz öyle. Bizim burada hemen değişiyor. Daha ötekinin yani değerlerini kullanmadan, tam randımanını kullanmadan başka bir kamera alıyorsun. Yani bu biraz böyle elinize yani oturduğu zaman ne kullanırsanız kullanın güzel gelir yani. Bence. Arkadaşlar o yüzden iTech oturacak şimdi değil mi? Kendi portfolyosunu bizler için derleyecek ki hepimize ilham olsun. Bu benim için de geçerli çünkü ben çok beğeniyorum senin çektiğin işleri. Bence gençlere biraz ilham vermelisin. O yüzden bu portfolyoyu hazırla. Ben de aşağıya link olarak bırakayım. Göstereyim. Neler yapabiliyor? Aslında bir gün seninle de bir video yapalım. Bize göster abi. Ne yapıyorsun? Bu garip garip lensleri ters takıyorsun. Onu altına Rus lens alıyor. 100 TL'ye lens alıyor. O aletleri hani diyorsunuz ya dibine kadar kullanıyorum diye. İşte bir tane daha karakter var burada. Kamerayı dibine kadar kullanan. Arkadaşlar sorunuz yoksa Evet. Toparlayacağım, uzatmayalım. Var mı sorusu olan? Var mı? Soner sorun var mı? Gözde sorun var mı? Mert, Barış? Yok. Arkadaşlar şimdi ben akıllı kartımla, HES kodu eşlenmiş kartımla metroma bineceğim ve evime döneceğim. Haftaya görüşürüz. Taksiyle gidiyormuşuz.